bakalım size en çok kim alkışlıyor. Kalpler gönderiyor arka taraftan. Ama bir taraftan da yani hırslanmış gibi geldi bana. Evet, ikimiz de öyleyiz. Sizin belirleyeceğiniz çıta zannediyorum ki Şeyma Hanım tarafından ister kazansın ister kaybetsin geçilmesi gereken bir çıta olacak. Evet. Duygu Hanım çok güzel yarıştılar. Hesabı yapmıştık, 8800'e ulaşmak üzereydik ki prim yapamadı. 6900 puanda takıldık kaldık efendim, çok daha fazlasını hak ediyordu. Alt limitimiz 6900, 29 tane harf aldırır, o kadarını almazsınız. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi başlayalım. Deniz Hanım'ın ilk sorusu geliyor. Dikkatli okuyalım. Biri yüksek sandalyede oturur haldeki toplam 13 hakemle yönetilen maçların yapıldığı spor alanı. Tövbe yarabbim, bu ne biçim? Kort. Nedir? Kort. Vay canına. Deniz Hanım'ın aklını karıştırmak çok kolay değil. Peki matematikle arası nasıl? İyidir, iyi de en son. Görelim bakalım. Çift ardışık doğal sayıların üçüncüsü. Çift ardışık doğal sayılar 4. Vallahi biliyor. 400 puanla. İşin içerisine sıfırı da koyuyoruz. Tebrik ediyoruz. Hemen geçiyoruz yeni sorunuza efendim. Mezarlıklarla özdeşleşmiş bir ağaç türüdür. İki farklı şekilde söylenir ve yazılır. Hangisini söylerseniz söyleyin kabulündür. Hiçbir fikrim yok. Bir tane harf alayım. Mezarlıklarda, kabristanlarda çokça görülür. Süt. Süt değil. Süt su kenarında olur. Evet. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Selvi. Neydi o? Selvi. Selvi ya da Servi. İkisi de olur. 1100 yapar kasanızı. 5 harfli cevapların ikincisi daha net. Yani aklınıza başka bir cevap getirmeyecek tipte. Bir görelim. Eğlence yerlere girmek, ulaşım araçlarına binmek, çekilişlere katılmak için alınan her türlü belgeye bilet deniyor. Bu da 500 puan birden kazandırıyor Deniz Hanım'a. İşte şimdi biraz dikkat edelim. 6 harfli olduğunu unutmayalım. Çünkü akla birden fazla cevap gelir. Görelim nasıl bir şeydir. Merhametsizce, insafsızca acı çektirene ne derler? Zalim. Zalim derler, o 5 harfli. Bir harf alayım. İnsafsız. Oluruz. İşte ortadan. Gaddar. Çok güzel oldu. Bir harfle çözdüler hadiseyi. 2100 puanı çıktı. Şimdiden kasa. 2700 olacak. Adım gibi eminim. Çünkü ikinci alt harfli cevabın sorusu çocuk oyuncağı. Üzerinde bir pırlanta veya elmas bulunan yüzüğü efendim. Alyans. Hoppa. yüksek hedefleriniz var. Evet, tek taş. Bu altın olur genellikle. Yenisi gelsin. İşte bundan dolayı yıkıyorum. Altında bulunan bıçağı ile toprağı kazıyıp yayan yol makinesidir. Bu bir iş makinesidir. Yol makinesi yazdığına bakmayın. Biz kaynaktaki tanımlamayı kullanmak istedik. İş makinelerinden aklınıza gelenleri sıralayın. Grader. Kaç harfli grader? 7 harfli. Vallahi sığdırmış. Gayet güzel.